Değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Bu akşam, bugün bizim için çok önemli bir gün. Birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Size bu işbirliğin ayrıntılarını anlatmadan evvel, daha genel olarak, Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak vizyonumuzu paylaşmak istiyorum sizinle. Biraz ilerlemeden evvel, üniversitemizi ziyaret etmemiş olan konuğumuz var mı? Kampüse gelmemiş olanlar. Bekliyoruz. O kadar uzakta değiliz. Ben her konuşma yaptığımda burada, burayı çok sevmeme rağmen hep kampüsümüzün bir fotoğrafını göstermeyi seviyorum. Çok gurur duyduğumuz, çok sevdiğimiz bir İngilizcesi Labor of Love bu üniversiteyi kurmak. Ben 2003 yılında katıldım. Hayatımın herhalde en önemli kararıydı. Heyecanlandım, biraz sakinleşeyim şimdi. Bugün size bu işbirliğinin ayrıntılarını anlatmadan evvel, esasında bizim Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde geçtiğimiz 12 yılda neler yaptık ve önümüzdeki 10 yılda neleri planladığımızı biraz paylaşmak istiyorum. Şansıma da bu konuşmamı hazırlarken bu hafta başında Anadolu Ajansı'nın çok önemli bir haberini gördüm. Manşet şöyleydi: uluslararası şirketler coğrafi konumu dolayısıyla bölgenin yönetim merkezi olarak gördükleri Türkiye'den yüzlerce ülkeyi idare ediyor. Şimdi İstanbul bir finans merkezi olacak diye tartışırken biz zaten bir yönetim merkezi olmuşuz bile. Hem bu çok uluslu şirketler sayısız ülkeyi buradaki merkezlerinden yönetiyorlar, hem de Türk şirketlerimizin çok ciddi bir uluslararasılaşma sürecinde olduklarını gözlemliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'miz bugün dünyanın 17. büyük ekonomisiyken, önümüzdeki 10 yıl de ilk 10'a girmeye hedefleyen bir ülkeyiz. Bütün bunlara baktığımızda bize üniversitede ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde önemli bir görev düşüyor. Kanımca artık İstanbul'da uluslararası bir yönetim bilimleri okulu gerekli. Çünkü biz eğer bir iş merkezi, bölge için bir yönetim merkezi olacaksak, bunun bilgiye dayalı olması gerek. Ve buradaki insan kaynakları boyutu çok önemli. Peki nasıl bir uluslararası okuldan söz ediyoruz? Bölgeden öğrenci çekebilen, bölgeden ve dünyadan, bölge olarak da kastettiğim Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ve dünyadan öğrenci çekebilen ve aynı zamanda kültürler arası ve küresel yönetim konularında bilgi öğreten bir üniversiteye gerek var İstanbul'da. Biz bu okul olmayı hedefliyoruz. Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi bölgesel lider olmayı hedefliyor. Bunun ilk adımı olarak da bugün bizim bir isim günümüz. Bugün İngilizce olarak kullandığımız ismimizi değiştirdik. Türkçe ismimiz tabii ki halen Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak kalacak. Fakat dünyada daha anlamlı uluslararası ilişkilerimizde kullanacağımız Sabancı School of Management'ın ilk günü ve birlikte olmaktan çok mutluyuz. Aynı zamanda bu vizyonun bir parçası olarak MIT Sloan ile çok önemli bir işbirliği anlaşması imzaladık. Birazdan onun ayrıntılarını gireceğim. Ve Executive MBA programımız artık Avrupa'da. Avrupa'da dediysem Avrupa yakası diyorum. Bizim Executive MBA programımız, bilenleriniz, belki arada mezunlarım vardır diye bakıyorum, cuma akşamları ve cumartesi günleri kampüste. Cumartesi günleri sorun oluyor mu? Cuma akşamları sorun oluyordu. Artık Beşiktaş'ta beraber çalıştığımız Garanti Bankası'nın eğitim tesisinde cuma akşamları derslerimiz orada olacak. Cumartesi günü hep birlikte Orhanlı'da olacağız. Bu da bu sene başlıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki, bu biraz iddialı bir hedef değil mi? Bölgesel liderliğe soyunmak 12 yıllık bir üniversitede. Bence geriye baktığımızda ilk 11 yılda neleri başardığı baktığımda ve onları size anlatırsam ümit ediyorum ki bunu yapabilecekler diyeceksiniz. Öncelikle çok kuvvetli bir öğretim üyesi kadrosu kurduk.
web sayfama girip bakarsanız dünyanın en önemli üniversitelerinden mezun arkadaşlar var. Genç, çok dinamik, çalışkan bir fakültem var. Ve bu iş zaten öğretim üyesiyle başlıyor. Bu akşam da buradalar. Çok mutluyum aramızda oldukları için. İş dünyası ile bağları olan çok yenilikçi programlar geliştirdik. Türkiye'nin gerçeklerini ciddiye alan ve bakan, dünyadaki gelişmeleri bilen ve kesinlikle iş dünyası ile birlikte geliştirdiğimiz programlar. Örneğin tam zamanlı MBA programımızda Company Action Projects dediğimiz öğrencilerimiz ikinci yıllarında haftanın iki günü bir şirkette ciddi bir proje üzerinde çalışıyorlar. Şimdiye kadar 63 şirkette bunu gerçekleştirdik. Proje bulmakta hiç zorlanmıyoruz. Şirketler her sene geri geliyorlar. Nakiye Hanım yine birlikte çalışalım diyorlar. Müthiş kuvvetli bir program. Executive MBA programımız 102 şirketten katılımcıyla devam ediyor. Burada yazılı olmayan ama yönetici geliştirme birimimiz Edu şimdiye kadar 100 şirkete çok değerli programlar yarattı. Yöremizin ilk finans laboratuvarını kurduk. Onu da gezdirmek isterim sizleri bir gün. Çok etkileyici. Bütün hands-on yani öğrenciler sınıfta gerçek verilerle birlikte Matrix, Bloomberg hepsi var. Müthiş bir yatırımdı bizim için. Şimdi ne oluyor? Önemli bir alt yapı diyoruz. İyi hocalar diyoruz ama neticede bunun ölçüsü verdiğimiz mezunlarımızda. Aranan başarılı mezunlarımız oldu. Lisans öğrencilerimizin %90'ı bir yıl içerisinde iş buluyor. Yüksek lisans programlarımızda %95 bu yüzde ilk 3 ay içerisinde kriz yılı dahil. Diplomalı işsiz çocuk mezun olmuyor bizim okuldan. MBA'de öğrencilerimizin %50'si değişime katılıyor ki bu çok önemli. Bugün artık küresel ekonomide böyle bir değişim, böyle bir bu şekilde öğreniliyor bu işler. Ve yabancı uyruklu öğrenci çekmeye başladık bile. MIT Sloan anlaşması evvelinden. Ukrayna, Rusya, Ürdün'den öğrencilerimiz var. Peki şimdi işbirliğin ayrıntılarına girelim. Bir kere bu çok yönlü, bu uzun soluklu bir işbirliği. Kısa ilk başta 5 ana alanda başlıyoruz ama beraber çalıştıkça ben eminim ki başka güzel projeler de gelecektir bu işbirlikten. Öncelikle öğrencilerimize değer yaratmak istedik. Executive MBA öğrencilerimizin tümü, bu sene başlayanlar, Eylül ayında başlayanların tümü, 2 haftalığını Boston'a gidecek. O sürede MIT Sloan'dan özellikle liderlik ve inovasyon üzerine hem ders hem proje üzerinde çalışacaklar. Müthiş bir, zaten yönetici, yeni yönetici olan arkadaşlar için müthiş bir deneyim olacak. Şirket gezileri olacak, MIT Network'ün içine de girmiş olacaklar. Tam zamanlı MBA öğrencilerimizin kısa bir grubuna çift diplomalı bir program sunabiliyoruz. Çok seçici bir grup olacak bu. İlk yıllarını bizimle birlikte MBA derslerini alacaklar. Bizim seçim kriterlerimizden geçecekler. Ondan sonra ikinci yıllarını Masters of Management, bir master derecesini alacaklar. İki yılda iki diploma, iki değişik ülkede. Peki, öğrencilerimize sağladığımız katkıdan ziyade, yani ile birlikte tabii öğretim üyeleri için hem David, birazdan tanıştıracağımız MIT Sloan'ın dekanı, hem benim için öğretim üyelerimizin buradan kazanacakları fayda çok çok önemliydi. Çünkü öğrencilerimiz bizim için harika ama neticede bırakıyorlar üniversitemizi. Hocalar kalıyor ve o değer üzerine üniversite güçleniyor. Her yıl MIT Sloan'dan 20 günlüğüne, 20 gün hocalar gelip dersler yapacak, araştırmalar yapıyor olacaklar ve inanın o daha da bir çarpan etkisi olacaktır. Çünkü artık internetle, Skype'la burada kurulan ilişkiler devam edecektir tabii. Bizim de hocalarımız ardından sabbatical'larını MIT Sloan'da geçirebilecekler ve biz buradan hem
Türkiye'nin hem de dinamik gelişen ülkelerin yönetim problemlerine yönelik araştırmalar yapmayı umuyoruz. Sonuncusu da tabii idari ve akademik süreçlerde. Yani bizim genç bir üniversiteyiz. Bizim onlardan öğrenebileceğimiz birçok şeyimiz var. Onlar da inanın ki çok gurur duyuyorum ki bizden de burayı, Türkiye'yi ve bölgemizi öğrenmeyi hedefliyorlar. Ben çok daha fazla uzatmak istemiyorum sözü. İnanın özellikle iş dünyasından gelen arkadaşlarımızı, dostlarımıza bundan sonra bölgede büyüme hedefleri olan tüm şirketlerin ilk adresi Sabancı School of Management. Kapımız her daim size açıktır. Birlikte çok güzel şeyler yapmayı bekliyoruz. Şimdi bir saniye David'i takdim edeceğim. David'in biosunu okuduğumda bu esasında bir kere, dün evvel bir kere birlikte olmuştuk. Bugün epey yoğun bir birlikteliğimiz oldu. Beraber çalışacağımız için çok çok mutluyum. David'in geçmişi şöyle. Bir kere matematik okumuş. Brown'da ilk lisans derecesi matematik. Columbia'da doktora alıyor pazarlama alanında. Ve pazarlamada yaptığı araştırmalar, ki çok çok önemli araştırmaları var. Matematik ve istatistiksel modelleri pazarlama kararlarını, şirketlerin pazarlama kararlarını doğru yapmalarını ve veriye dayalı şekilde yapmalarına yönelik hep çalışmalar yapmış. CV'sine baktığımda David'e, ya David çok da danışmanlık yapmışsın. Hem bu kadar iyi bir profesör, hem bu kadar danışmanlık nasıl oluyor dediğimde, Nakiye ben 30 senedir bu işi yapıyorum. 25 yaşındayken profesör olmuş. 25 yaşında Wharton School'la profesör olduğunda öğrencilerin birçoğu kendinden büyükmüş. Onu da öğrendim bugün içerisinde. Bu kadar parlak bir insan, bu kadar alçak gönüllü olabilir. 27 yıl Wharton'da hocalık yaptıktan sonra kürsü sahibi falan da oluyor oradayken, 2007 yılında MIT Sloan'dan bir teklif alıyor ve MIT Sloan'a dekan olarak gidiyor. Bir şey daha da hoşuma gitti biosunu okuduğumda. Yıllık bir fakülteyiz. MIT 150 yıllık bir üniversite. Fakat David'in temel hedefleri benim hedeflerime çok benziyor. Okulunu daha küresel yapmak istiyor. Hocalarının daha iş dünyası ve öğrencileri için daha anlamlı, daha değerli araştırmalar yapmalarını istiyor. Yani bu iş değişmiyor. Hepimizin hedefleri esasında bir. Hepimiz hem ülkelerimiz için, hem öğrencilerimiz için, hem dünya için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Son bir şey söylemek istiyorum. Madem kürsüyü yakaladım. Dediğim gibi 7 sene evvel döndüğümde çok çalışıyordum. Ailem 1 sene bekledi, 2 sene bekledi, 3 sene bekledi. Kız hala çok çalışıyor. Ve şöyle bir sorular sorulmaya başlandı. Bu üniversite kurulamadı mı daha? Ondan sonra ben dedim ya biz kurduk ama her sene daha iyiye, daha güzel bir yere. Çünkü bizim neticede beraber rekabet ettiğimiz ve beraber çalıştığımız üniversiteler 100 sene, 200 sene, 3 sene elbette çok çalışacağız. Ama çalışırken de keyif alıyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Sizler olmasaydınız bunlara erişemezdik. Beraber çalışmamız gerekli. Türkiye'de üniversite sanayi işbirliği zordu deniliyor. Ben buna inanmıyorum çünkü öyle görmedim. Ben kapı çaldığımda kapı her zaman açılıyor. Bizim çok güzel hedeflerimiz var fakat sizin desteğinize de ihtiyacımız var. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve yeni dostum ve ileride çok güzel şeyler yapacağımızı inandım. David Schmidlein'i kürsüye davet ediyorum.